çok keyifli bir çekim oldu. Yani özellikle sen Fırat, ya ne kadar iyi iş çıkardın. Çok fotojeniksin. Sen öyle diyorsun. Sevgilim. Boracığım, hoş geldin. Çok sevindim gelmeni. Hoş olduk. Bu kadar uzun mu sürdü çekiminiz? Programda bazı değişiklikler yaptık. Fırat Şef'i de mutfağında çektik. Ay Taylan, görmen lazım ya. Ne kadar fotojenik gerçekten. Bence ekran da çok yakışır. Ha yok. Ben mutfağımdan memnunum. Televizyon pek bana göre değil. İnsanın kendini bilmesi güzel bir şey tabii. Televizyonun kendine has bir dinamiği, bir matematiği var. Fırat Şef'in mizacı bunlara pek uygun değil. Çok doğru. İşin içerisinde yalandan poz kesmeler, sahtekarlıklar olunca haklısın. Ben pek beceremem. Wow. Sumrucuğum, yarın kanalda görüşürüz o zaman. Tamam tatlım, görüşürüz. Yalnız benim şefimi yormak yok, tamam mı? O benim baş modelim olacak. Görüşürüz. Tamam. Bye. Ben de mutfağıma döneyim. Yarın görüşürüz. Doktor. Taylancığım, geçelim mi biz de? Geçelim hayatım. Nereye geçiyoruz? Şöyle. Merhabalar. Ne dedi bugün doktor? Mümkün olduğunca oynatmayacakmışım, yoksa çatlak bile olabilirmiş. Ah be ya. Durumun o kadar ciddi yani. Ay hiç sorma abicim. Biliyor musun, son anda kırılmaktan dönmüş bileğim. Peki ne ilaç verdi doktorun? Durumun ağır sayılır, takip etmek lazım. Yani verdi bir şeyler, yukarıda duruyor. Dur ben öğreneyim. Allah saklasın, beklenmedik bir şey olur. Gidip alabileyim diye. Yani şimdilik bir merhem verdi. Daha sonra ağrılarım artarsa başka ilaç da yazacakmış. Ay aşk olsun abicim sana. Yani ben burada canımla uğraşırken sen beni numara yapıyor mu zannediyorsun? Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Aa, bu ne böyle? Bir Antep yemekleri ritüelimiz eksikti. Maşallah abicim, sana da alışkanlık yaptı galiba. Yerken hiç sesin çıkmıyordu ama. Sultan Hanım seni çok sevdin diye devamını getirmiş. Aman ne onur duydum, ne onur duydum. Ay resmen kurtulamıyoruz bu insanlardan. Tarantula gibi sardılar dört bir yanımızı. Hayır, bir gece yemek yiyelim dedik yani ama tamam. Ne oluyor canım böyle gelmeler gitmeler? Taze erikli sarmaymış. Böylesini başka hiçbir yerde bulamazsın. Ben denedim, çok lezzetli. Ağlar mısın? Hayır canım, ben almayacağım. Mükemmel. Hemen geliyor. Buyurun. İki porsiyon tavuk. Sağ ol, teşekkür ederim. Arkadaşın nasıl oldu? Üstü kalsın. Kim? Hani demiştin ya Filiz, canı sıkkın diye. Ha, o mu? İyi şimdi. Küpelerin güzelmiş. Yeni mi? Evet. Hadi kaç kişi tabak bekliyor? Oyalanmayalım. Buyurun. Buyurun efendim. Çorbalı. Teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkürler. Eyvallah. Adı ne bunun? Consomme de boeuf. Yani? Yani içinde füme biber, nohut ve sebzelerle tatlandırılmış köftelerin olduğu dana konsome çorbası. Nasıl, beğendin mi? Güzel güzel. Şefin eli de lezzetli belli ki. Aslında annem de buna benzer bir çorba yapıyor. Ama onunkinin içinde kıyma var. Böyle biraz da nane ekler. Hatta adına da kış çorbası der. İlaç niyetini içirir bize. Taylancığım. Bugün de sakarmıyorum üstümde. Önemli değil, otur sen, temizlerler şimdi. Boracığım, annem diyordun. Siz annenizi kaybetmemiş miydiniz? Evet hayatım, vefat ettiler. Bora annemin yemeklerini çok severdi, onlar aklına geldi herhalde. Ya, öyle oldu. Bora duygusal bir çocuk. Bu travmayı henüz atlatamadı. Değil mi Boracığım? Tabii.
Sonuçta abimin sinirleri çelik gibi. Öyle hemen her şeyi unutabiliyor. Ama işte biz fani kullar öyle hemen her şeyi silip atamıyoruz ne yazık ki. Boracığım niye öyle diyorsun? Yani eminim Tayland'da en az senin kadar özlüyordur ailenizi. Mutlaka özlüyordur. Ama işte o acılarıyla baş etmesini çok iyi bilir. Hani böyle hiç yaşamamış gibi devam eder hayatına. Sonuçta bugün bir Taylan güne bakan olmak kolay değil, değil mi? Bora. Tamam. Size afiyet olsun. Bora nereye? Benim hesabı çıkarır mısınız? Merhaba. Sizin 40. Buyurun. Pardon. Önemli değil. Şöyle vereyim. Teşekkürler. İyi günler. Size de. Alo. Alo. Ne haber? Ne yapıyorsun? Çalışıyorum da senin bu sesin hali ne? Kötü bir şey mi oldu? Yok, olmadı. Ama iyi değilim. Sesini duymak istedim sadece. Doğru söyle bak, kötü bir şey olmadı değil mi? Hayır. Ama sesini duymak o kadar iyi geldi ki. Ben şimdi kapatmak zorundayım. Annem burada da rahat konuşamıyorum. Arayamasan da mesaj at, olur mu? O an senden başka kimse yüzümü güldüremiyor. Olur, atarım. Görüşürüz. Öpüyorum. Ben de. Görüşürüz. İyi bir haber mi? Ha? Ne dedin? Şey, yüzün gülüyor da ben de merak ettim. Sen beni mi takip ediyorsun Mirza abi ya? Gülemez miyim yani? Ne var bunda? Yok, ben şey için. Ne için? Yok bir şey, öylesine. İyi. Orayı aramayacak mısın tekrar? Sinirli şimdi. Arasam da açmaz bir süre. Bu konuyu konuşmak istemediğini biliyorum ama ben de anlamaya çalışıyorum Bora'nın neden bu kadar sinirlendiğini. Ya tabii ki ailenizi kaybetmeniz çok üzücü. Ama tepkisini anlayamıyorum. Sanki kızgındı sana. Olanlardan dolayı seni suçluyor gibiydi. Bora duygusal bir çocuk. Duygularını yüksek yaşıyor. Ailemizi kaybettiğimizi hala kabullenemiyor. Ama o kadar sene geçmiş üzerinden. Elbette unutmak mümkün değil ama sanki hala yaşıyorlarmış gibi davranınca kafam karıştı benim de. Hayatım, sen yorma kendini böyle şeylerle. Taylan, bak haddimi aşmak istemiyorum. Ama Bora ile aranızda benim bilmediğim bir sıkıntı mı var? Bak bana her şeyi anlatabilirsin. Biliyorum sevgilim, biliyorum. Beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Bora, haddinden fazla duygusal, o kadar. Onu çok iyi anlıyorum aslında. Annesizliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum çünkü. Ben çok şanslı bir adamım. İyi ki senin gibi bir yol arkadaşım var. İyi ki hayatımdasın. Elimi sonsuza kadar bırakma, olur mu? İyi geceler. İyi geceler. Telefonda yarım yamalak dinledim ama anlamadım. Ne var şimdi elimizde tam olarak? Şimdi kardeşim, biz bugün az kalsın bir adamın elinde kalıyorduk. Ama şu kardeşin süper kahraman gibi kurtardı Şemlerini. Aferin, iyi etmişsiniz. Bir şey çıkmadı mı yani orada? Yok. Siz ne yaptınız Rafım? Ajans falan dedi Sevi ama. Öyle dedi Sevi. Sana diyor oğlum. Ha? Kadın oyuncu muymuş neymiş, ajansa mı bağlıymış, öyle dedi Sevi. Ha, öyleymiş. Rafım. İyi misin sen? Yüzün beş karış. Yok, biraz yoruldum. Belki ondandır. Ya deminden beri durgunsun, kendini anlat diye bekledim de. Biri bir şey mi dedi oğlum? Söyle bakalım icabını. Ya işte gittik deli çatlak kadının birinin evine. Kadın oyuncuymuş.
Nişanlısı falan da yokmuş yani. Yani nişanlı rolü yapmışlar doktorun programında. Ajansın adını öğrendiniz mi peki? Yok, bir şey demedim. Eyvallah Rıfı. Neyse, bizim bir şekilde bu kadının ajansın adını bulmamız lazım belki. Merak etme, o iş bizde. Ne işiymiş o? Biz de anlayalım. Hiç teyzem, öyle erkek erkeğe konuşuyoruz. Duyma sen, ayıp bir konuşuyorsun. Deget deli oğlan. Fırat, Mirza ile Sevi'yi hangi kasaba gönderdin bugün? Ha. Restoranın çalıştığı kasaba teyze. Oradan birkaç defa güzel et geldi. Ama bir iki defa pişirince anladım ben oradan iş çıkmaz. İyi madem. Haydi ben yatayım. Allah rahatlık versin. Biz de kalkıyorduk ablam. Sana hayırlı geceler. Haydi. O iş bizde. Tamam.